Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına bir sonraki konuşmacı Manisa Milletvekili Sayın Sakine Öz. Buyurun Sayın Öz. Süreniz 8 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısının Türk Dil Kurumu bütçesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bütçe bilindiği üzere anayasamızda güvenceye alınmış bir haktır. Bu hak sayesinde yurttaşlar kamu kaynaklarının elde edilme usul ve miktarını bu kaynakların nasıl harcandığını öğrenir. Parlamentolar hükümetleri temelde bütçe kanunu üzerinden denetler. Bütçe hakkı ulusal egemenliğin maddi temeli ve demokrasilerdeki kuvvetler ayrılığının hesap veren şeffaf bir yönetim ilkesinin en somut göstergelerindendir. Şeffaf olmayan bütçelerin sağlıklı sonuçlar vermesi beklenemez. Hükümetler gerekçesini yeterince açıklamadıkları gelir kaynakları ve harcamalarla tam bir kaosa imza atarlar. Bütçe hazırlığının hükümetler tarafından basit bir demokratik sürece indirgenmeye çalışıldığı ortamda millet iradesi hafife alınmış demektir. Milletin meclisinin açık, net, şeffaf, hukuka uygun denetimden geçmeyen, parlamentonun zamanında ve yeterince bilgilendirilmediği süreçte deyim yerindeyse oldu bittiye getirilen harcama ve gelir kalemleri kim bilir hangi partizan çıkarlar adına düzenlenir? Hangi sofradan kesilip hangi sofraya aktarılır? Hangi yeni zenginleri yaratmak dış politikada hangi rejimleri değiştirmek için kullanılır? Sayın milletvekilleri, geçtiğimiz yıl 2012 bütçesini görüşürken de söyledik. Biraz önceki arkadaşım da söyledi. Bir kez de ben söylemek istiyorum. AKP iktidarına ve Sayın Meclis Başkanı'na şu uyarıda bulunuyorum. Meclisimiz adına denetleme yetkisini kullanan Sayıştay'ın bütçe sürecinde genel kurul aşamasından önce Plan Bütçe Komisyonu'na sunması gereken 3 denetim raporu henüz elimizde değil. Kamu harcamalarının sağlıklı yapılıp yapılmayacağına dair elimizde nitelikli bilgi ve görüş yok. İstememize rağmen bu raporlar ulaştırılamadı. Gerçi biraz önce bakanımız bununla ilgili açıklama yaptı ama sanırım kendisi de inanmadı. Bu şartlar altında Türk Dil Kurumu bütçesi dahil olmak üzere bütçe genel bir saydamlık hesap verme sorunuyla karşı karşıyadır. Meclisimiz denetim yetkisini kullanamıyorsa bütçe yapımı sırasında bir bürokratik süreç ya da gereksiz ayrıntı olarak görüyorsa demokrasimiz için açık bir tehlikeyle yüz yüzeyiz demektir. Değerli milletvekilleri, Türk Dil Kurumu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet değerlerinde özel bir görev yüklediği ulusal bilinç ve kültürün en önemli simgelerinden olan Türkçemizin tarihini araştırmak, gelecek nesillere en doğru ve nitelikli biçimde yaymak üzere kurulmuş tarihsel değeri olan bir yapı taşıdır. 12 Eylül sürecinde Cumhuriyet'in tüm kurumlarının anlam ve önemi unutturulmak istenirken bu işe öncelikli olarak Türk Dil Kurumu gibi simge kurumlardan başlanmıştır. Göstermelik bir Atatürkçülükle Türk Dil Kurumu'nun devrimci, çağdaş hedefleri silikleştirilmeye, Türk Dil Kurumu'nun edilgen çağının anlayışından uzak bir konuma yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bugün bu süreç AKP iktidarında devam ediyor. Değerli milletvekilleri, 2013 bütçe kanun tasarısında özel bütçeli kuruluşlar arasında sayılan Türk Dil Kurumu'na özel bütçeli kurumlara ayrılan toplam 45 milyar 2 milyon 167 bin 100 liralık ödeneğin 12 milyon 793 bin liralık kısmı ayrılmıştır. Bu rakam toplam ödenek içinde yaklaşık %3,5'a denk gelmektedir. Bütçeden ayrılan bu pay geçtiğimiz yıl verileriyle karşılaştırdığımızda bir miktar düzelmişse de yeterli değildir.
Türk dilinin geliştirilmesi adına kamu yayıncılığı ve araştırmacı faaliyetlerini yürüten Atatürk'ün ulusal kültür alanında görevler yüklediği kurumun bugün bulunduğu konum bizi üzmektedir. Türk Dil Kurumu nitelikli çağa uygun bir araştırma ve yayın faaliyetinin uzağında kalmaktadır. Anlaşılan o ki Türk Dil Kurumu'na ayrılan ödenek kurumun çağımızın kamu araştırmacılığı ve yayıncılığı düzeyine erişmesine yetmeyecek, hatta aradaki fark açılacaktır. Sayın Başbakan 2023 hedeflerinin andığı dünkü bütçe konuşmasında yüksek teknoloji standartlarından bahsetmişti. O halde Türk Dil Kurumu'nun araştırmacılık ve yayıncılık anlayışı neden ileri teknolojiden mahrum bırakılmaktadır? Değerli milletvekilleri, AKP hükümeti 12 Eylül referandum sürecinde sürekli yakındığı vesayetçi otoriter tutumdan bugün kendisi vazgeçmiyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Dil Kurumu'nu kurarken koyduğu hedefleri buduyor. 12 Eylül'ün yarattığı kültürel yıkımı sürdürüyor. Evet, AKP 12 Eylül'ün vesayetçi, otoriter, ayrımcı kültür politikalarını derinleştiriyor. Türk Dil Kurumu'na 12 Eylül'de beraber giydirilen Türk İslam ideolojisi elbisesi bugün var gücüyle muhafazakar nesil yetiştirmek uğruna genişletiliyor, farklı düşünceler dışlanıyor, etiketleniyor. Atatürk'ün Türk Dil Kurumu'na kurarken hedeflediği çağdaş, layık, farklı kimliklere vatandaşlık temelinde saygı duyan düşüncenin ulusal değerlerimizin simgesi Türkçeyi araştırma ve yayma anlayışının içi boşaltılıyor. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz aylarda basında büyük yankı uyandırmıştı. Kurumun bazı yayınlarında açıkça dil, din, kimlik, cinsiyet ayrımcılığı taşıyan deyim, atasözü ve sözcük açıklamaları yoluyla Türk Dil Kurumu'nun kuruluş hedefleri iyiden iyiye yıpratılmıştır. Bu anlayış Türk Dil Kurumu'nun kamuoyunda itibarını düşürmektedir. Değerli milletvekilleri, Türk Dil Kurumu'ndaki kadrolaşmalar araştırma ve yayın faaliyetinin niteliğini arka plana itiyor, partizan bir anlayış hüküm sürüyor. Denetim raporlarında kendilerine yüksek ödeme yapıldığı belirlenen kişiler kuruma yönetici olarak atanıyor. Liyakat sözcüğü bu gidişle yakında Türk Dil Kurumu sözcüğünden çıkarılacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2013 bütçesinde Türk Dil Kurumu'na ayrılan ödeneği görüştüğümüz şu günlerde AKP anlaşılan adaleti kendini alıp bu sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünden bir gecede silmiştir. Sadece düşüncesini ifade eden, dilini en güzel biçimde kullanan yazarlarımız, gazetecilerimiz, siyasetçilerimiz ise hapistedir. Makam mevki hırsıyla yanıp tutuşmayan, ekmeğini kalemiyle kazanan, sırf düşündüğü ve mesleğini yürüttüğü için senelerdir tutuklu bırakılan, adalet arayan vatandaşlarımıza buradan selam ediyorum. Tutuklu milletvekili arkadaşlarımızla 13 Aralık'ta Silivri'de özgürlükte buluşmayı diliyorum. 2013 bütçesinin tüm halkımıza adalet, eşitlik, refah ve özgürlük talebini bir nebze de olsa karşılamasını umuyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Öz.